Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Bugün Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Binler köyündeyiz. Ulaş Karakoç abimizin yanına ziyarete geldik. Eski videolarımızdan da tanıdığınız bir çekimimiz daha olmuştu Ulaş abiyle. Evet. Hayvancılığa arabasını satıp öyle başlamıştı. Aynen öyle kardeşim. Bugün onu ziyaret edelim dedik. Bakalım arabasını sattıktan sonra, hayvancılığa başladıktan sonra neler değişti? Bu işte başarılı oldu mu olmadı mı? Güzel bir sohbet bizleri bekliyor. İnşallah. Kendisinden bu bilgileri alalım. Ulaş abi öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim, hoş geldiniz. Nasılsın abi? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Yine seni izlemeyenler vardır belki Ulaş abi videomuzu. Aynen. İzlemeyenler için, seni tanımayanlar için bir kendini tanıtır mısın? Ben Ulaş Karakoç, Balıkesirliyim. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Geçen sene geldim, anlattım. Hayat şartlarından dolayı kendi işlerimizi kapattık. Hayvancılık yapacağım dedim. Zaten bu iş bizim baba mesleği, dede mesleği. Biliyorsun mevzuyu. Arabayı sattık, hayvancılığa başladık. Geçen sene bir 60-70 koyundan başladık. Hala devam ediyoruz. Bırakmaya da niyetim nasıl yok. Nasıl abi? Geçen sene demek ki para kazandın, başarılı geçen oldun. Geçen sene para kazandık, Allah bin bin bereket. Zaten bu işi para kazanmıyorsan yapmayacaksın Nuri. Aynen öyle abi. Para zarar ediyorsan ne yapacaksın? Şimdi sen abi geçen sene arabayı sattın. Sattım. Mesela geçen seneki arabanın fiyatı 200 bin lirada örneğin. Evet. Bu sene oldu 500 bin lira. Evet. Sen bu koyundan bu parayı denkleştirebildin mi yani enflasyona göre? Şimdi şöyle oldu Nuri. Geçen sene arabayı sattık. 270 bin lira sermayeyle bu işe girdim. Damları yaptım. Koyun aldım. Geçen seneki piyasasından başladım. Geçen sene tam Aralık ayında başladım ben. Aralık'ın 12'sinde koyunları aldım. 55 koyun, bir koç aldım. Damları yaptık. İşte damla ufaktı o zaman. Şunlar yoktu mesela. Evet. Allah nasip etti. Kuzuyu yetiştirdik. Koyunu sattık. Şu an 100 koyun, 4 koç var. Allah'a şükür 300 metrekare kapalı alan yaptık. Damlamızı genişlettik. Bunlar da ayrı bir masraf yani. Tabii bunlar. Ya bugün geçen sene ben şu mavi burandalı damı yaptım. 30 bin lira tuttu. Bu sene önüne bir 150 metrekareye 150 metre 160 metrekare daha uzattım. Abi geçen seneki yaptığım damın iki katını para harcadım mesela. Atıyorum geçen sene çivinin kilosu 15 liradı, bu sene 35 lira olmuş. Aynen abi. Şimdi geçen sene abi arabayı sattıktan sonra senin burada kurulu bir düzenin var mıydı? Yoktu. Her şeyi sen sıfırdan. Sıfırdan yaptın. Geçen sene buraya elektrik tesisatımız yoktu. Bu sene güneş panellerini çoğalttık. Evet. Aküleri sıfırladık. İnvertör bozuldu, invertörü yaptırdık. Daha öncesinden de burada mı yaşıyordun? Yok abi. Yok. Kadıköy'de de. Kadıköy'de de. Sattık her şeyi, geldik buraya. Evet. Başladık işte işe. Allah bereket versin. Para kazandık, bu işte para kazanmadım diyen yalan söyle. İşi de biliyorsan. Aynen biz abi. Kazanıyoruz. Allah bereket versin. Şu an 100 koyun mu? Koyunlar doğumlar başladı. İçeride 30 koyun, 35 koyun doğurdu. 60 kuzu var. Süper abi. Yani iyi ya Nuri. Ben memnunum işimden. Severek de yapıyorum. Zaten gördüğün demciyle yengen de zaten hayvanların içinde. Tabii en önemli konu burada yani... Ulaş abinin eşi sürekli burada hayvanların içinde. Bir de kendi Kadıköy'deki evlerini bırakmışlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir yere göç etmişler. Aynen Zeytin öyle. Arasında yaşıyorlar yani. Aynen öyle. Zorlukları elbette vardır abi ya ama. Ya olmaz, şimdi çamur çapak var mesela. Her şeyin bir zorluğu var. Gülü seven tabii. Dikenine katlanacak mı oraya? Evet. Yani bu iş böyle. Şimdi, çamur da var, çapak da var bu işte. Ulaş abi şimdi nasıl koyunlarımız var? Arkamızda görmüş olduğumuz koyunlarımıza baktığımızda ben Tayrova, Piret, böyle hem süt ırkı hem et ırkı tarzında koyunlarla. Nuri geçen seneki koyunlar benim Piret'ti biliyorsun. Evet. Geçen seneki koyunlardan çok güzel kuzum verimi aldık. Allah bin bin bereket versin. Geçen sene koyunla 70 koyun, 70 tabii 70 koyun 105-110 kuzu yaptı. Maşallah. Bu seneki... kurbanlık kuzulamız daha güzel olacak. Geçen sene bizim için bir başlangıçtı dönemde. Yani tamam bu işi biliyoruz, yapıyoruz ama yani her işin bir acemeliği oluyor. Kesinlikle ilk başlarda. Abi. Bu sene kurbanlıklarımız daha güzel olacak. Geçen sene burada 60 kuzu sattık. 40 tane koyun verdik. Çok güzel abi. 100 baş hayvan sattık. Allah bin bin bereket versin. Ben zaten kurbana çalışıyorum. Öyle niyeti aldım. Yani arkadaşlar videomuzun konsepti kasaplı kuzu yetiştiricisi değil abi. Evet. Kurbanlık kuzu yetiştiricisi. Ben kurbanlık kuzu yetiştiriyorum abi. Kasaba nasıl yetiştiriyor? Mesela şimdi burada bu koyuna doğurmaya başlayacak Allah nasip ederse. Mesela gabak kuzula alıyor. Bu sene burada mesela geçen sene çok güzel gabak kuzulan vardı. Kuzula pelte gibi. Buynuzlu olacak. Kurbanlık alırken buynuzlu tercih ediyorlar. Buynuzlu tercih. Ya gabak kuzu lan. Buynuzlu kuzunun arasında 5 kilo fark var, ikisi de aynı para. İnsanlarımız yani bu bilinçaltına takılmış. Abi gabak kuzu, buynuzlu kuzu
Yani böyle bir şey mi var yani, bir yerde bu şey mi yazıyor? Evet. Yani kabak kuzu kesilmez mi? Kurbanlık olmaz mı? Böyle bir şey yok. Kabak kuzu daha iyi bana göre. Evet. Vallahi bu sene Allah nasip ederse yetiştireceğiz. Bir geçen sene 50-60 kuzu, bu sene hedef 100 kuzu. İnşallah abi. 100 kuzu. Senin kazancın tamamıyla o zaman kurbanlıktan abi. Tabii. Yani ya kazancımız nasıl oluyor? Şimdi mesela koyunlar doğuruyor. Mart ayından sonra, Mart, Nisan gibi erkek kuzuları ayırıyorum ben analamdan. Ondan sonra besiye çekiyor. Mart'tan sonra kurban Haziran'da 3 ay 4 ay besiye çekeceğiz. İşte o arada koyunları sağacağız. Bütün gelirimiz o. Evet, sütten de biraz sütten gelir elde ediyor. Ekeceğiz yani. Allah nasip ederse yapacağız. Arkadaşlar onu. Böyle köylerde hayvancılık yapan abilerimizi böyle videolar çekerek yine katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum Ulaş abi. Güzel işlere imza atmışız bak. Aynen, Allah razı olsun. Senin geçen seneki videonda mı bize burada 25-30 hayvan sattık. Evet. Ne kadar güzel. İnsanlar bizi tanımıyor. Ya şimdi adam Balıkesirli. Ben de kendim de Balıkesirliyim. Yakup köyden. Adam bizi Murla'dan. Ya burada şimdi adam piret hayvana alışmış, merinoz evet. hayvana alışmış. Buranın hayvanı mesela dalışlı oluyor. Sakız oluyor. Sakız oluyor. Kesmiyor bizim Balıkesir yöresinin insanı. Merinoz kuzusu. Mesela burada Türkmenler var. Türkmenler de merinoz hastası. Neden abi? Sakızla arasındaki fark ne merinoz kuzusunun? Bana göre şimdi et farkı var. Lezzet farkını ben şimdi sakız kuzu kesip de yemedim. Piret kuzu kesiyoruz, yiyoruz. Kendimiz işin içindeyiz. Aynen abi. Eti farklı oluyor Nuri ya. Şimdi bu kuzu, bu kıvırcık kuzusu yani Türkiye'de isim yapmış Balıkesir kuzusu. Adamlar Konyalı. Evet. Adamlar Konyalı. Konya'dan kuzuyu yüklüyorlar kamyona. Geliyorlar Balıkesir mezbalamda kesiyorlar. Balıkesir kuzusu. Ya kuzu dalıştı kuzu abi. Dalıştı kuzuyu. Yani Balıkesir kuzusu. Üzerinden prim yapıyorlar. Prim yapıyorlar. Tabii he. Balıkesir kuzusun. Şuraya bak. Etrafımıza bak. Şu an Kaz Dağları'nın eteklendeyiz. Burası bu koyun 7-24 yayılıyor. Bu koyun her türlü otu yiyor. Kekiğini de yiyor, dağ çilenini yiyor, işte zeytin yiyor, un yiyor, bunu yiyor. Kuzu alabileceği bütün vitaminleri alıyor. Bütün lezzeti alıyor. Biz de burada fenli yem yedirmiyoruz. Buğday, mısır, yani doğal... Kuzulara da doğal yönlerde bakıyoruz. Tabii doğal bakmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Fenli yem... Vermiyoruz desek yeri var yani. Evet. Fenliyim. Az bir şey belki ilk başta başlamıştı. İlk başta da kuzu büyütmelerde veriyoruz. İlk başta da yalan yok şimdi. Ama devamlı fenliyim yedirmiyorum ben. Zaten kurbanlık işi bakanlığa fenliyim yedirdim mi kurbanlık koka abi. Evet. Geçen sene kurbanlıkları kaç liradan sattın Ulaş abi? Vallahi geçen sene Nuri 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5. Yani sattığım kuzudan kilolarda canlı ağırlıkları evet. 50 kilo olan 60 kilo arasındadı yani. Maşallah. 50 yani kilo. Burada karkasta 30 kilo falan gelirdi. Ya burada mesela burada iddiaya girdik abimin birinden. Burada esnaf. Ya benim kuzu işte aldığımda böyledi şöyledi. Abi dedim tartacağız kuzuyu. Kestik, yüzdük, parçaladık. Kaç kilo gelmiştir? 27-26. 36,5 kilo geldi ciğersiz. Aa maşallah. Abi de şaşırdı. Kaç aylık daha bu kestiğimiz kuzu? Kestiğimiz kuzu 7 aylıktı. Şimdi Ulaş abi arkadaşlar geçen sene aldığı koyunları hem kurbanda sattı, kuzularını aldı sattı. Ulaş abi nasıl bir para kazandık biz bu işten? Bir de bu para kazanmanın formülünü izleyicilerimize aktaralım. Ya belki onlar da bu hayvancılığı yapıyor ama abi para kazanamıyor. İşlerinde mesela yem pahalı diyenler olacak elbette. Slash pahalı, yonca pahalı diyenler olacak. Ama bir formülünü bulmuşsun ki sen. Bunu da izleyicilerimize aktaralım şimdi diyor. Şimdi Nuri. Nasıl para kazandık? Para kazandık. Nasıl kazandık? Allah bereket versin. Ben geçen sene koyunları aldım. Anasını danasını kurbanlıkları sattık. Burada iyi koyunları. Mesela geçen seneki koyunlardan şu koyun gelen boncuklu koyun. Mesela sütlü koyunları bıraktım. 70 koyun içinden 30 tane kendime seçtim. Mesela bak şu çamlı koyun gelen tamam. koyun. Bunları bıraktım. Nasıl para kazandık? Ben burada kurbandan sonra Haziran. Haziran'ı saymayayım. Hadi geçtik. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Kasım'a kadar ben bu hayvana burada kapalı baktım. 6 ay. 5 ay. 5 ay. Gebelik süreçlerini hep kapalı baktım. Çıkamadık. Zeytin zaten bu sene aynen. zeytin de para yaptı. Evet. Allah insandan gönlü ama zeytin azdı bu sene. Zeytin azdı. Hemen bitti zeytin bitti sezonu. Zeytin bitti. Açıldı. 5 ay kapalı baktık. Kurbandan çıktık. Kurbandan sonra yonca. Yonca takviyesi. Zaten koyunu az bıraktırdım. Bir de ben şöyle yaptım Nuri. Ben bu koyunları Eylül gibi aldım. Evet. Yani yaylım yani bütçeme göre Eylül gibi topladım hep sağdan soldan. Şimdi mesela ne kadara koyun aldın abi Eylül'de bu ay bu sene Eylül'de? Eylül'de koyunları damızlık koyunları mesela bak şu gördüğüm koyunları 5,5 milyara aldım.
5500 liraya aldım. Gebe aldım bunları. Gebe aldın. Kaç tane aldın Ulaş abi? 65 tane aldım. Şimdi bunlar sana ortalama olarak bir 70-80 tane kuzu verecekler abi. En kötü ihtimalle. 65 tane koyun aldım. 30 tane de kendimde vardı. 95 oldu. 5 tane de geçen sene damızlık kuzulandan bıraktım. 100 tane hayvanım var. 100 tane anaç var burada. Evet. 4 tane de koçum var. Şimdi çekim yaparız, görürsün. Aynen, içeride de. 30-32 koyun doğurdu. 33 koyun falan doğurdu. 58-60 kuzu var. Yani abi sen ikizliğini %80'lere %90'lara çıkarmışsın. Evet, ikizlik. Bir de merinos hayvanlarda arkadaşlar. Yani merinos hayvanların ikizlik oranı benim bildiğim bizim sakızlara göre bile düşük. Düşük. Ya sen nasıl başardın abi bunu? İkizlik oranını nasıl yükselttin? İkizlik oranını nasıl yaptın? Ben koçları mı değiştirdin? Koçları değiştirdim. Ben zaten bu koyunları gebe aldım. Hep de bildiğim insanlardan aldım. Cambazdan, cummazdan mal almadım. Evet. Gittim köylünün, girdim koyunun içine. Beğendiğim koyun kaç para bugün? Benim aldığım zaman koyun 4-4,5 liradı. Evet. 5,5 lira verdim, seçtim koyunu. 1000 lira da fazla verdim. 1000 lira fazla verdim. Niye verdim? Çünkü adamın malında iyi, şu koyunlara bak. Şu koyun canlı şu an. Canlı boğazı 80 kilo o koyun. Evet. Boş koyun. İyi koyunları seçtik. Allah razı olsun. Yani hep benim duam vardır. Rabbim bizi iyi insanlarla karşılarsın. Hep iyi insanlar denk geldi. Hep malından da ben paramı helal ettim. Onlar da malını hayır etti bana. Bir de önemli bu. Bir de önemli olan bu. Aldık, iyi koyunları seçtik. Ya bir de malcılığın içinden geldiğimizden. Ben şimdi gebelik durumunda anlıyorum koyunu. Yalan yok şimdi. Bakıyorum bu koyun ikiz diyorum kendi göre. Seçtim. Hep de gönlümüze göre geldi. Seçerek ikizlerini mi aldın abi? Ya baktım bu koyun ikiz doğurur dedim kendi kendime. Yine de öyle oldu mesela. Aldık. 33-34 koyun doğurdu. 60'ın üzerinde kuzu var. Yani hep de böyle şey koyunlar aldım. Tam merinos koyun almadım. Geçen sene koyundan tam merinosdu. Tam et ırkıdı. Çok et ırkı koyun da benim şahsi fikrim. Abi kuzuyu belli bir süreçten sonra emzirmiyor. Kaçıyor kuzudan. Ya yani şimdi bu koyunla tam merinos değil yani. Bu koyun gönen kıvırcı diyorlar bu koyuna genelde. Gönen tarafından aldım zaten koyunu. Evet. Geçen sene Çanakkale tarafından aldım, İvrin de tarafından aldım. Bu sene Gönen koyunu araştırdım. Abi Gönen koyunun kuzusu güzel oluyor. Bir de o tarafın insanı bakıyor mal abi. Gebelik, bakıyor değil mi abi? Gebelik durumunda. Yani gebeken bu mala yedireceksin. Aynen abi. Yedireceksin abi. Ben koyunları 2,5-3 aylık gebedi. Ondan sonra bana geldi. Adam mesela karma aşılan yaptığında şunu. Ben hiç kimseye inanmam abi. Ben kendime inerim. Hemen geldim koyunun aşılanı. İlaçlama olan her şeyini yaptım. Gebelik sürecini ben de geçirdi, ben de doğurdu koyuna. Durum gördüğün gibi başladı koyuna doğurma. Ne kadar almıştın abi bu sene aldığın koyunları, seçme koyunları? Vallahi o zaman Nuri benim aldığımda koyun piyasası 4-4,5'tu. 5'e de vardı. Aynen. Ama biz iyi koyun alacağız diye, seçme koyun alacağız diye 500 lira, 1000 lira fazla verdik. 5,5 liraya falan geldi. Ya bu sene maliyetler de çok farklı. Aynen öyle abi. Şimdi ben de onu diyecektim. Mesela yem fiyatları da biliyorsun geçen sene 350 lira bandındadı. Bu sene şu an 560 liraya çıktı. Geçen sene video çektiğimizde sen ne? 260 liradı yemin çuvalı. Tabii. Senden video çektiğimizde burada 260-280 lira. Kuzu başgül ne kadardı abi mesela? Karkaz eti kuzunun. Geçen sene burada kesim yaptığımızda 160 liraydı, 170 liraydı. Bugün için kuzu kesimi 330 TL. Evet. Yem fiyatı da %160, kuzu fiyatı da %160 galiba abi. Ya kuzu daha hak ettiği yerde değil bana göre Nuri. Evet. Vallahi hak ettiği yerde değil. Ulaş abi böyle diyoruz da şimdi bir de böyle tüketiciyi de düşünmek lazım. Ya tüketici... Yem fiyatlarını indirsinler abi, kuzu fiyatları da insin. Abi şimdi şöyle bir şey var bak, gariban zaten et yiyemiyor. Gerçekten bak. Gariban kesimi eskiden şöyle bir kesim vardı. Zengin kesim, orta haliler, bir de garibanlar vardı. Şu an orta kesim aradan kayboldu. Onlar garibanlar, ondan gariban, zenginler, fakirler var. Abi adam zengin adamın kuzu eti 300 lira olmuş, 400 lira olmuş, umurunda 500 lira. Değil. Umurunda değil ki abi adamın. Evet. Parası var adamın, giri adam 1 kilo pirzola tat kasaba. 1 kilo. Abi bu işte şimdi ben de şu an kuzu karkas kesim 330 lira. Ben buradan kasaplara değinmek istiyorum. Tamam arkadaş, ben bu malı yetiştiriyorum. Sen geliyorsun, parayı basıyorsun, alıyorsun gidiyorsun benden. Şimdi Nuri, geçen kendimiz misafirler geldi, kasaba gittim. Kendim bu işi yapıyorum. Evet. Burada kuzu eti alacağız. Gittik Nuri. Kuzu eti kaç para kasapta? Kemiksiz. 500 lira. 520 lira. 520 lira. Benden 320 liraya aldın. 200 lira koyuyorsun abi.
Tamam bu diyor ki şimdi ya bu işin firesi var bilmem. Ya kardeşim sen bağırsağına kadar satıyorsun bunu. Aynen. Kellesini, işkembesini, sen hiçbir şeyini bu hayvanın çöp yapmayın ki. Hepsinden para kazanıyor. Kemiğinden bile para kazanıyor. Daha ciğerlerine de üstüne parasız alıyor galiba değil ya mi? Ya mesela kasaplar böyle geçen sene bende kuzular vardı. Şey kuzular, dişi kuzular. Kasap diyor ki ciğer çıkart. Ya ciğeri niye çıkartacaksın abi sen benim? Ciğeri çıkartacaksan ben alayım ciğerlerimi o zaman. Aynen öyle. Yok be hemen. Ne olacak bu iş? Ben öyle kuzu kesmem dedim. Kesmedim de. Döndüler dolaştılar. Yine geldiler aldılar. Aynen. Bu iş böyle. Biraz da kasaplar da yani bak. Kasap arkadaşlar beni yanlış anlamaz. Tamam hep sizin de dükkan kiralarınız, maliyetleriniz, işçi paralarınız belli bir seviyede. Fakat abi benim 320 liraya benden aldığım malı 520 liraya satıyorsun. Yani bu aradaki farka bak Nuri. Aynen öyle abi. Yüzde %200 fark var arada. Aynen abi. Onlar da biraz daha fazla şey yapıyorlar galiba. Tabii kasapta yani kasapta bir diyor. Tamam ben olsam mesela büyük şey olsam gelirim abi. Bir tane üreticiden veya pazardan bir kuzu alırım, keserim, atarım dolabıma. Bu kadar öyle abi. Yani öyle yerim. Tüketici olacak. Zaten insan öyle yapması lazım abi bence. Ben öyle yaparım. Kasabada 200-300 lira veriyorsun. Onu her türlü parçalattırıyorsun abi. At difrizine ya oradan yavaş kasap, yavaş. Kuzuyu işleme 400 lira alıyor abi. Keserim bir kuzu. Kasaba derim abi bunu bana yemeklik, pirzolluk, mangallık hepsini hazırlayıver derim. Aynen. Alır koyarım dolabıma. Bu servisimiz de var mı abi burada? Burada mı? Burada bu servisi kurbanda var. Kurbanda mı var abi? Adaklık işi yapmayayım ben Nuri. Şimdi benim hayvanlarım hep adak işi yok yani bizde. Hayvanlarımız damızlık vasfı olduğu için. Evet. Şimdi ben bu koyunun içinde 100 koyun var. Allah nasip ederse mesela sütü az, kuzuya bakmıyor, bilmem ne yapmıyor. Bu koyunları eğiliyorum, kurbanda satıyorum bunları. Bu sene koyun satma taraftarı değilim. Geçen sene kurbanda koyunları sattık. 5,5 liraya, 6'şar liraya para yapıyor diye. Evet. Bu sene koyun oldu. Bugün biz tam 2 ay önce aldık bu koyunları. 2,5 aydır, 5,5 ay. Şimdi koyun kaç para? 9 lira, 10 9 lira. 9 lira, 10 lira. 11 lira gidiyor. 11 lira. Kuzulu koyun 12,5 lira istiyorlar. Tabii. 10 lira. 10 liraya kuzulu koyunlar böyle bitik koyunlar yani. Aynen öyle abi. Ya koyun da hakkını buldu diyebiliriz abi. Yani ikiz kuzulu bir koyun şu an için 13-14 liradan aşağı olmaması lazım zaten. Aynen öyle. Nedeni de 2 tane kuzusu var abi. 4'er milyar kuzuları topla 8 milyar. 5 lirada koyuna koy 13 milyar yapar zaten abi. 4'er liraya veya şimdi yanlış anlama ben ikiz kuzulu ben hedefim sana söylüyorum. Yani bu koyun ikiz doğursa koyun yani bu kuzuları sağ salim Allah baştan sağ ederse kurbanı yetiştirirsen 10'er liraya versen 20 lira. Tabii. Koyun bize kaldı. Biz koyunları 5'er buçuk liraya aldık. Aynen öyle. Böyle matematiksel bir hesap yaparsan para kazanıyoruz. Ama zebirlik diz boyu. Evet. Ulaş abi bugün burada bir gününü bize anlatır mısın? Ne gibi zorlukları var bu hayvancılığın mesela? Vallahi Nuri bu işin hiçbir zorluğu yok. Severek yaptığın için. Vallahi ben şu an ben yanlış anlama. Fabrika burası. Evet. Bacasız fabrika. Üretiyoruz abi biz burada. Hiçbir zorluğu yok. Biz eşimden çalışıyoruz. Ulaş abi şimdi sen hiçbir zorluğu yok diyorsun da dün gece ben Ulaş abinin sosyal medyadan açtığı canlı yayına katıldım arkadaşlar. Saat 1.30-2 bandındadı. Evet. Ulaş abinin eşi kuzuların yanında. Yani ahırda yatıyorlar belki de. Nerede yattıklarını bilmiyorum ama. Valla ahırda. Kuzuların yanındalar saat 2'de. Yani şimdi kaşak var bizim. Göreceğiniz birazdan kaşa. Abi biz şimdi bir kuzu bizim için çok değerli. Ben bu koyunları gebe aldım. Bizim için kuzu çok değerli. Aşırı değerli. Evet. Biz kuzuyu doğduktan itibaren 15 gün karantinayız. Nasıl karantina? Gözümüz hep kuzunun üstünde. Aşıları, annesini yemiyor mu? Yemiyor mu? Bir rahatsızlığı var mı? Kuzular kıpır kıpır mı? Hani hep ilgilenmek zorundayız. Çünkü bizim 7-24 işimiz bu. Başka evet. işimiz yok bizim. Eşimle beraber başka bir işimiz yok. Biz gece 2'de de gireriz. 5'te de gireriz. Şimdi canım ister benim koyunları çıkartırım. Canım evet. istemez buraya. Bizim işimiz sabit. Ha bu işin nasıl zorluğu var? Yani çamur, çapak yani bizim bulunduğumuz yerden öte. Zeytin az. Ama ben şimdi düzgün bir yerde hayvancılık yapmış olsam yani ne çamur görürüm ne çapak görürüm. Kesinlikle abi. Gülü seven dikenine katlanacak. Çamurun ay. İçindeyiz bir Üç de ay. Güzel yağışlar yağdı. Ya yağmurlar yağdı Allah bilmiyor. Yaylım var şimdi koyunu çıkartıyoruz Nuri'ye. Koyun 2 saatte 3 saatte lamba gibi olup geliyor yani. Doğuyor evet. koyun. Yaylım bol. Evet, bu abi. Sene güzel yağmurlar yağdı. Şöyle Ulaş abi koyunların ırkına ve koyunlara da bakalım mı? Şöyle bakalım biraz kardeşim. Koyunların içine doğru yürüyelim arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şimdi bunlar Fransız galiba değil mi Ulaş bunlar abi? Bunlar Fransız değil bunlar Gönen kıvırcığı bu koyunlar. Gönen kıvırcığı mı? Bunlar... Aynı Fransızlara benziyor. Fransız yok bu koyunların içinde. Bir tane var Fransız.
Onu göstereyim ben size. Mesela arkadaşlar koçları da burada Ulaş abinin. Evet. Bakın bir tane kabak koçu var. Bir tane de boynuzlu koçu var. Dört tane koç var. İki boynuzlu iki kabak var. Maşallah. Koyundan da keyfi yerinde olduğundan dolayı bakın keyfi yerinde olan koyun bu şekilde burada yatar. Ama bu koyun aç olsaydı Ulaş abi. Yıkadı buraları. Yıkadı buraları. Koyunun keyfi iyi. Bakıyor. Şimdi şu kara koyun ne abi? Bu kara koyun kıvırcık koyun bu. Yani Gönen'den mi aldın? Gönen kıvırcığı bunlar. Mesela şu koyunlar falan Gönen kıvırcığı, Gönen koyunu deriz. Bak mesela şunun da üstünde iyi yazıyor abi. Onlar koyunan damgalar onlar ilk kendi koyunlarmış işte. Ha, onlar... İyi yazanlar kayı boyunun işareti. Evet. Gönen'den gelen hayvanlar Gönen'den... da biraz da meme takımları sanki sütlü piret sütlü, abi. Sütlü sütlü piret bak mesela bak şu koyunlar falan. Şunlar falan. Sütlü koyundan sütlü iyi. Yani bak, koyundan ayaklı olduğu da zaten arkadaşlar belli.